Yiğit, senin ne işin var burada? Ben bir süreliğine burada kalıyorum. Konakta bir şey mi oldu? Hava kızım, gel gel. Konakta kız isteme olayı var ya, laf olur diye ben çağırdım Yiğit'i. Enişte, ben biraz hava alacağım. Fazla uzaklaşma evladım. Asıl sen niye geldin? Bir şey mi oldu yoksa? Konakta misafirliğim bitti baba. Eve döndüm. Nasıl yani? Hava? Döndün mü kızım? Döndüm anne. Ne yapacağız şimdi peki? Ne bileyim baba, bilmiyorum ki. Sana yol gösterdiler, sen kös kös geldin. Aklım almıyor. İstersen gidip Hamiyet Hanım'a Betül'ü atın beni alın deseydim ha? İster misin? Allah Allah. Çay koydum, hadi gelin. Tamam, geliriz birazdan. Sizin bir derdiniz var ama kim bilir ne. Benim senden başka derdim yok. Ne hikmetse son zamanlarda bana taktın sen de. Uyumadın mı sen daha? Uykum kaçtı. İnsanın aklında bin bir tilki dolanırsa ne uykusu kalır ne de huzur. Sen ne demeye çalışıyorsun anne? Sen beni aptal mı belledin? İnsan doğurduğu çocuğunu bilmez mi? Babanla konuşmalarınızı az buçuk duydum. Şimdi de bakayım bana, neler çeviriyorsunuz siz? Ya sen söyle ya da ben öğrenmesini bilirim. Abartma anne, yok bir şey. Aklım toprakta kaldı. Zıtkının yaptıklarından sonra kızı konakta öylece bıraktım geldim. Havva, bana yalan konuşma. Kesin bir şeyler çeviriyorsunuz. O teyzenle hayırsız baban da işin içinde değilse ben de bileklerimi keserim. Anne, yok bir şey dedim. İşsiz güçsüz dolaşmaktan zaten bunaldım. Bir de sen gelme üstüme. Sıtkı, ne oluyor oğlum? Göreceksiniz lan siz. Kızınız bunun hesabını ödeyecek. Köpek edeceğim onu, köpek. Kapımda sürünecek. Sıtkı. Oğlum bütün mahalleye rezil olacağız, hadi. Bırak anaya. Herkes duysun. Toprak Sıtkı'nın köpeği olacak. Bırak anaya.